Zeynep Abdullah galaya rastalı saçları ve yeşil takım elbisesiyle damgasını vurdu. Başarılı oyuncu konukların girişte Bergen'in şarkılarıyla karşılandığı gala alanına filmde kullanılan klasik bir otomobille geldi. Filmde Bergen'in katili Halis Serbest'i canlandıran Erdal Beşikçioğlu, babasını oynayan Arif Fişkin'le beraber Adana'da bir gece kulübünde çalıştığı Oriental Nadri'ye hayat veren Nergis Öztürk, galaya aynı klasik araçla geldi. Filmde Bergen'in annesi Sabah Sarılmış Yeri oynayan usta oyuncu Tilbe Saransa galaya yönetmenler Caner Alper ve Mehmet Bina ile beraber katıldı. Faraz Zeynep Abdullah'ın kumaşından dolayı ütüsüz görünen yeşil takım elbisesi ve saç modeli sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu gelen eleştiriler üzerine "Ne oldu ya? Hani herkesin kıyafetine kimse karışamıyordu?" mesajını paylaştı. Ünlü oyuncu galaya beraber geldiği müzisyen Alper Aytekin'e objektiflere poz verdi. Olduğu filmdeki ekip arkadaşlarıyla beraber muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ben çok heyecanlıyım. Hepimiz çok heyecanlıyız. Gerçekten çok dört gözle bekliyorum. Şu yüzden biz bu filmi canla başla yaptık. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Ve şimdi de aslında bizim bildiğimiz, bizim filmimiz olmaktan çıkacak ve aslında hepimizin filmi olacak. Herkesin ne düşüneceğini çok merak ediyorum. Umarım seversiniz, umarım. Yani bu kadar hakikaten gönlümüzü koyduk, her şeyi koyduk ortaya. Güzelliklerine vurgu yaptı. İlk başta duyunca hani Bergen'in hayatı diye bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi. Fakat sadece o kalıplar olmadığını göstermek istedik biz. Bu film her şekilde, farklı farklı şekillerde çekilebilirdi. Son bir yılı anlatılabilirdi ya da başka bir zaman dilimi olabilirdi. Ama biz bir genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmayı tercih ettik. Caz kulüpten başlayıp bambaşka bir müzikal yolculuğa da evrilen, müzikle de bir yolculuğu olan ve Bergen Sarılmışer'in aslında hayatını anlatıyoruz. Bergen olma hikayesini, bir kadının varoluşunu anlatıyoruz. Filmde Bergen'in yüzüne önce kezap attıran, ardından da acımasızca öldüren Halis Serbest'in karakter adına jenerikte yer verilmemesi dikkat çekti. İleride bakıp geçmişte keyif alacağım işlerden bir tanesi oldu açıkçası. Yani rolü yorumlarken tek bir ana fikrim vardı. Biz ne sevmesini ne de aşık olmasını adam gibi yapıyoruz yani. Aslında aşık olmak da bir eğitime tabi tutulması gerekiyor. Sevginin de bir eğitimi olması gerekiyor. Yani salt kendinde ne hissettiğin değil de aslında karşı taraftakinin ne duyumsadığı daha önemli olmalı. Bu konuda biz aşkı da sevgiyi de biraz bencilce yaşıyoruz. Sanırım bu film de bunu sorgulamak için çok güzel bir olay olacak. Evet, benim açıkçası filmle ilgili en sevdiğim taraflarından biri de bu. Adamın adı yok. Çünkü gerçekten o adam aramızda. O adam bir canavar. Her katil belli değil katil olduğu önceden. Gayet tatlı bir şekilde hayatına girip manipüle edip tatlı davranarak herkesi kolay şekilde kandırabilecek hepimizin tanıdığı adamlardan biri. Tilbe Saran, Bergen'in annesinin çok güçlü bir kadın olduğuna dikkat çekti. Güçlü bir karakter Bergen'in annesi. Bergen'in gücü de belki o anneden geliyor. Güçlü kadınların sinemada ve televizyonda daha fazla temsili olur diye düşünüyorum. Ve bu vesileyle 2012 yılında imza atıp geçen aylarda çıktığımız İstanbul Sözleşmesi'nin de gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyorum. Filmin yönetmenlerinden Caner Alper, Nadire rolüne hayat veren Nergis Öztürk'ün performansını övdü. Nasıl bir rolde göreceğiz sizi? Çok güzel bir rolde göreceksiniz. Yani çok şahane bir film oldu. Bence izledikten sonra konuşsak daha iyi olacağı. Yani Nadire bu filmdeki yegane kurgu karakter ama çok ihtiyaç duyulan ve bizi hem çok derinden etkileyen hep çok eğlendiren bir karakter. Biz gerek Nergis'le sette çalışırken
Evet. Gerekse karakterinin, bence ileride Nadire karakteri mutlaka dizi olarak da yapılmalı. Olağanüstü bir karakter. Çok teşekkür ederim. Bergen'in Saygı albümünde görev alan Derya Oğlu, galaya sevgilisi Asil Gök'le katıldı. Aa, heyecanlıyım ben. Nasıl bir film izleyeceğimi çok merak ediyorum. İyi olduğunu düşünüyorum. Biz de filmin dışında albümde hep iç içeydik birkaç aydır Bergen'le. Zaten daha öncesinden biz hikayesini izledik. Ne kadar acılı bir hayatı olduğunu biliyoruz maalesef. Şahit olduğumuz, izlediğimiz belgesellerin şimdi gerçek filme dönüşmüş halini izlemek için ben sabırsızlanıyorum. Kesinlikle Asil Bey. Vallahi biz şarkı söyledi Derya albümde. Hiç bozmadık abi. Çok dinledim ben Bergen'i. Yani inanılmaz, herkesten dinledik. Özünü, şeyini bozmayalım, kültürü bozmayalım diye elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum ben. Evet. Derya çok güzel söyledi. Şimdiden ağzına sağlık. Vokal koçum Asil olduğu için evet. Zorlu bir stüdyo çalışmasıydı. Çünkü hakkını vermek, dokusunu bozmamak bizim için bu projeye özel çok kıymetliydi. İnşallah da insanlar severler. Biz çok inanıyoruz. Galanın ünlü konuklarından Yeşim Ceren Bozoğlu, Bergen'e büyük hayranlık duyduğunu söyledi. Vallahi Bergen benim yani bu galada da çeviremeyeceğim lafı hastası olduğum bir sanatçı ve muazzam bir hayat hikayesi. Bir de böyle hayatla, aşkla, sanatıyla sınavı veren ve direnen Zümrüt Anka kadınlardan bir tanesi. Benim için o yüzden çok kıymetli. Fragmanına bayıldım filmin. Çok merak ediyorum ve... Bayağı Bergen fanısınız yani. Tabii tabii. Bir de yani Farah Zeynep de benim çok takip ettiğim ve aktörlüğünü çok beğendiğim bir arkadaşım. O yüzden ne yaptı çok merak ediyorum. Çok benziymiş ya. Çok. Gerçekten. Ya afişler birebir gibi değil evet. mi? Evet. Böyle. En sevdiğin şarkı hangisi peki? Tabii ki... Sen affet, sen affet. Ünlü makyaj sanatçısı Suzan Kardeş, filmde aynı zamanda konuk oyuncu da oldu. Bütün senaryo ekibiyle, bütün kadın gücüyle biz diyorduk ki Araf'taki Bergen artık huzur bulacak. Çünkü biz bu filme çok çok özen gösterdik. Ve tabii ki ben dahil olduğum için çok mutluyum. İşte bütün makyaj ve saç sistemini kurdum ben. Filmde de bir rolünüz de var galiba. Evet, kapı nasıl açıyorum. Ben kapı açan kadınım. Organize işlerde de kapı açmıştım. Evet. Burada da kapı açıyorum. Ama burada önemli değil. Bu Bergen filminin bir zerresinde varsan kendini çok iyi hissediyorsun. Galaya katılan Naz Elmas, Farah Zeynep Abdullah'ı çok beğendiğini ifade etti. Bu dramı çeken çok kadınlar ve birçok sessiz kalan, konuşamayan kadınların çok konuşacağı bir hikaye olacak. Çok konuşacağı bir film olacak. Çok etkili bir film olacağına inanıyorum. Açıkçası heyecanlıyım da koronadan sonra ilk defa bir galaya katılıyorum. Hep beraber sizleri de çok özlemişim böyle bir atmosferin içinde olmaya. Çünkü çok uzun zamandır beraber olamıyoruz biliyorsunuz. Farah da çok beğendiğim bir arkadaşım. Çok güzel bir film olduğuna inanıyorum. Çok heyecanlıyım, meraklı izleyeceğim. En sevdiğiniz Bergen şarkısı nedir peki? Bergen şarkılarını dinler misiniz? Ben affetsem... Sen affet. Sen affetsen ben affetmem. Affetmem. Evet. Neydi? Hayır. Evet öyle. Sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. İnanılmaz güzel de söylemiş. Farah Zeynep Abdullah filmin after partisinde Alper Aytekin'le beraber Erik Dalı şarkısı eşliğinde oynadı. Özel bir isteğim var. Bergen. Eğer ki mümkünse Erik Dalı çalınmasını istiyorum. Öte yandan yakın zamanda hayat hikayesi Büşra Pekin tarafından canlandırılan Dilber Ay'ın da Bergen'le arkadaş olduğunu katıldığı bir programda anlattı. Neler çektin sen bilirsin, sen affetmem, ben affetmem, sen affetmem.